Selamlar efendim. Uzun zamandan sonra çektiğim ilk vlogla karşınızdayım. Son mu olur yoksa devamı gelir mi bilememekteyim şu anda. Açıkçası ben bu tarz doğaçlama konuştuğum içerikleri kanaldan tamamen Kaldırma niyetindeydim. Kanal tamamen metin bazı içeriklerle dolsun. İnsan girdiği zaman ya yani bir seyirci kanala girdiği zaman tıkladığı her videonun çok yüksek kalitede olduğunu bilsin istiyordum. Ama anlaşılan siz öyle istemiyormuşsunuz ki başımın etini yediniz. Ne zamandır ya yeni vlog çek daha doğrusu özellikle şu arkadaki kitaplığın videosunu çek diye. E, biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum artık YouTube'da canlı yayın yapıyorum. Yaklaşık 6-7 daha fazla neredeyse. ...bir yıla yaklaşacak neredeyse YouTube'da canlı yayın yapıyorum. İlla ki görmüşsünüzdür. Yani izlediniz mi? İz, iz, izliyor musunuz şu anda? İzlemiyor musunuz? Bilmiyorum. Ama ben e, bütün bu seyircilerle iletişime geçmeyi... ...seyircilerle sürekli bir şey olma, e, iletişim içerisinde olma... ...ve ona onları hayatımdan bahsetmek kısmını o o taraflarda halletmek istiyordum. E, Doğal olarak da insanların e, isteklerini, taleplerini doğrudan oradan duyuyorum... 300K'ya ulaştığımız zaman kanal kanalımıza abone sayımız 300K'ya ulaştığı zaman bütün millet 300K'ya özel bir şey çek falan diye başım nedeni yeter. Ben dedim ki yani aklıma bir şey gelmiyor. Bir fikir yok aklımda anlatabileceğim ya da özel bir şey yapabileceğim vesaire diye. Onlar da o zaman kitaplığın videosunu çektirdiler. Ben dedim ki ne gerek var? Yani arkadaki kitaplığın neyinin videosunu çekeceğim ben? Ne anlatacağım arkadaki kitaplıkta? Yani kitaplık işte oyunlar var bilmem neler var falan. Hayır çek 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 çek. 3-4 yayın boyunca sürekli olarak kitaplığın videosunu çek. Kitaplığın videosunu çek diye başımın eti yenince. En ee, sonunda bir dedim tamam pes ediyorum. Okey çekiyorum bu ürün kitaplığın videosu dedim. Ve şu anda da evet onu çekiyorum. Dünyanın en gereksiz videosu. Size bu videoda Kitaplığımı göstereceğim ve kitaplığımda neler olduğunu koleksiyonum vesaire göstereceğim. Kısacası tam bir hava atma videosu olacak. Aynı zamanda çok kısa bir video olmaması için yani kitaplığı şöyle bir çekip bakan kitaplığımı dememek için birazcık geldi detaya girip videoyu uzatmak için çaba harcayacağım. Şu anda ses kalitem birazdan izleyeceğiniz kısma göre çok daha yüksek gelecektir, çok daha iyi gelecektir muhtemelen. Şu an masadaki mikrofonumu kullanıyorum birazcık uzak olsa da oraya gidince öyle bir fırsatım olmayacağı için ister istemez kameranın mikrofonunu kullanacağım. Bakalım ne olacak durum? kısacası ee, kısacası 300K abone olmuşuz aradan geçeli bayağı oldu 300K ama kutlama videosu tebrik ediyoruz kendimizi sizleri hep beraber Uuu, 300K ye 300K abone olduk 300 bin abone olduk gerçekten önemli şeyler biliyorsunuz YouTube rakamları ee, istatistikleri yüksek tutmak tabii ki her daim önemli. Gidip madem şu koleksiyona bir göz atalım diyorum ben. Bu kısım bile biraz fazla uzun oldu hatta. Hadi gidelim. Evet Ahan'da kitaplığım. birazdan daha yakınına gireceğiz tabii ki ama şöyle önce bir boydan göstermem gerekiyordu galiba. O yüzden Ahan'da göz, gösterdim böyle bir boydan kitaplığım toplamda. iki tane e, neydi lan bunların ismi? Billy miydi bu kitaplığın Hatırlamıyorum. Galiba Billy'ydi bunların ismi. Ikea'dan aldığım iki kitaplığın birleşiminden oluşuyor. Şu boşluğa yatakla arasına bir tane daha koymayı düşünüyorum. Şu an orada şey var. E, Valve Index'in sensörü var ama Valve Index zaten e, ödünç alındığı için birkaç güne girecek, O sensör orada kalmayacak. Efendim en üstten mi başlayalım o zaman anlatmaya? Özellikle şu kısma birazcık yaklaşayım mı? Ya en üstte gördüğünüz gibi daha çok kutuları yığdım. Bilmiyorum canlı yayınlarda gözüküyor muydu kamerasına giriyorum mu bilmiyorum ama burada işte PlayStation 4 Pro'nun e, kutusu var. Üst tarafta mikrofonun kutusu kalmış. Onu normalde oraya koymuyordum herhalde temizlik için işi. Orada Switch'in kutusu var. Wii kutusu var. Umar Uçan'ın Android'i var. Bir zamanlar bunu dışarıda sergiliyordum. Sonra kutusuna yerleştirmeye karar verdim. İşte Digimon Kit'in Wargreymon'un şeyi var, kutusu var. Xbox One'un kutusu var ve bir de Metal Gear Rising'in özel e, Limited Edition'ın içinden Raiden figürü çıkan Limited Edition'ın kutusu var burada. Sanıyorum oyunun kendisi hala onun içinden yok diyeyim gördüm buradan. Şimdi efendim o zaman kitaplığı yavaş yavaş anlatmaya başlamak gerekiyor galiba. Sağ taraftan başlayayım diyorum ben. İlk sağ taraf çünkü orijinal kitaplık buydu. Orijinal her şey buradaydı. O zaman buradan anlatmaya başlayayım. Ee, en üst segmentte normalde işte Nintendo kısmı burası ki çok fazla geniş değil gördüğünüz gibi PlayStation 3'ler böyle upuzum, PlayStation 4'ten memnun falan gidiyor ama Nintendo kısmı sadece buradan ibaret. Wii ee, U ve Switch oyunları bulunmakta burada ki burası dolmuş aslında artık bir şey sığmıyor buraya aynen birkaç tane Switch oyunum var. Yani o Crossing burada dışarıda kalmış onu koyamamışım içeri. Başka bu neymiş? Ha bu Smash Bros'un metal kutusu. Smash Bros. Ultimate'ın metal kutusu. Ee, bunlar şurada. Bunlar burada. Şimdilik burada alalım ki siz bunları görebilin diye. Ee, zoomlayayım mı biraz? Acaba fokuslayabilecek mi zoomlasam bile? Ee, oyunların da oyunlarım bunlar. Bayonetta bir, Bayonetta 2 vesaire falan. Gördüğünüz gibi bayağı bir açılmamış orada. Şu üzerinde Nintendo logosu olanlar zaten. Açılmamış. Şeyde bekleyen, ambalajda bekleyen oyunlar. Devil's Third de öyle. Almışım almışım. Atmışım bir köşe. Pikmin 3 mesela. Ben de Pikmin 3'ün olduğunu bilmiyordum ben. Pikmin 3'üm varmış. Almışım duruyor öyle. Star Fox, Star Fox Guard şeyli duruyor. Legend of Zelda Wind Waker'ı oynadım. Twilight Princess HD'yi oynamadım. Çünkü zaten Twilight Princess bende şeyde olacaktı. Dur bakayım. Aynen burada ben V'de bitirdim. V'de bitirdikten bir sene sonra falan galiba HD versiyonu duyuruldu. Boşu boşuna o 480 ile çamur gibi görsek de oynamak zorunda kalmıştım. Ee, açıkçası koleksiyonumdaki yani değer verdiğim şeyden kısımdan bir tanesi bu Wii oyunları çünkü her birini gerçekten kendi zevkime göre satın aldım. bir de kutuları mutluları tabii ki şeylerden çok daha iyi açıkçası şimdi ne bileyim. PlayStation'dan, Xbox'tan vesaire çok daha kaliteli böyle eline aldığın zaman ağırlığını gerçekten hissettiğin güzel kutuları var. Açıkçası ben Switch kutularına çok hayran değilim. Birazcık fazla ufak fazla ne diyeyim. Bende No More Heroes mu varmış lan? Aa ben normal yazı ne aldım? Hatırlamıyorum bile. Ya ben bu oyunu PlayStation 3'te oynadım da daha sonra V'de almışım demek ki normal ben tekrardan. Vay anasını. O kadar uzak kaldım ki Nintendo koleksiyonundan bir dünya oyun aldım ve hiçbirini oynamadım. Özellikle V kısmında bir ara baya baya hani V koleksiyonumu genişletmeye çalıştım. V öldükten baya uzun zaman sonra hatta V'yi öldükten sonra V koleksiyonumu genişletmeye çalıştım. Bir sürü oyun aldım ve hiçbirinin yüzüne bakmadım. Ondan dolayı da birazcık üzgünüm açıkçası. Bak No Heroes'u aldım unutmuşum. Final Fantasy Fables, Chocobo's Dungeon unutmuşum. Zekan Week, Kirby's Epic Yarn, Super, Super Paper Mario. The Blob'u almışım. Xenoblade Chronicles aldım o hatırlıyorum onu bayağı uzun sürerdim çünkü. Metroid Other M. Hmm, Other M bende. Abi, bu boş kutu mu? Evet, bu boş kutu. Metroid Other M. Hmm, Metroid adı Allah aman çarptım. Metroid adımı Ben bir ara satın aldım. internetten Avustralya versiyonu geldiği için geri iade ettim. Daha sonra demek ki bu İngiltere versiyonu mu? Evet o yüzden yeşil şeyden belli İngiltere versiyonu. Daha sonra demek ki İngiltere versiyonu bulup almışım tekrardan. Şu koleksiyonumdaki en değerli parçalardan bir tanesi. Metroid Prime Trilogy. Üçü bir arada. Yani çok yüksek fiyatlardan satıyorlar bunu internette. Ben bunu nereden buldum hatırlamıyorum ama oldukça ucuz bir fiyata yani 90 lira gibi bir fiyata almıştım diye hatırlıyorum. İnternetteki fiyatı çok daha yüksek. Gerçi ikinci el oldu zaten. Renginden menginden belli ama gene de koleksiyon için değerli bir parça. Eğer Switch'e şey yaparlarsa değeri düşecektir. Switch'e bu koleksiyonu çıkarırlarsa eğer hiç remaster falan düşecektir. Hiçbirini oynamadım bu arada. Aldım duruyor öyle. Donkey Kong Country Returns aldım, oynamadım. Yani Super Smash Bros. Brawl'ı biraz oynadım. Super Mario Galaxy 1 2 bunun birincisi de olacaktı. Bunlara bayağı uğraşmıştım ben 1 ve 2 bulmak için. Nerede acaba? Burada. Super Mario Galaxy 1 burada duruyor. Skyward Sword'u oynadım. Twilight Princess'i oynadım. Duruyor oynamadım. Pikmin 1 2'yi dokunmadım. Mad World'u oynamıştım. Yani genel olarak Nintendo koleksiyonum özellikle Wii konusunda dokunulmamış oyunlarla dolu. Switch'te de şöyle neler var diye görmek isterseniz hızlıca bir göstereyim. Switch oyunlarında bunlar. Bunların da belli başları oynadım. Belli başları olduğu gibi duruyor. Xenoblade Chronicles 2'ye dokunmadım bile. Kirby Star Allies'ı doğru düzgün oynamadım. Onun haricinde diğerlerini oynadım herhalde ya. Aynen diğer hepsini oynadım bitirdim geri O ikisine dokunmamışım sadece. Yani işte Animal Crossing'i de hala oynamaya devam ediyorum. Nintendo kısmı biraz uzun tuttuk ama diğerlerinde böyle olmayacak. Merak etmeyin her bir oyunu tek tek anlatacak değilim. Burada birazcık farklı bir durum olduğundan dolayı da. Şimdi PlayStation 3 kısmına geldik. Ee, Nintendo kısmında bir düzensizlik var ama diğer kısımlarda yani koleksiyonum, oyun koleksiyonumun özellikle diğer kısımlarında her şey benim alfabetik sıraya göre. Alfabetik sırada yaptığım hatayı söyleyeyim ve bunca yıldır düzeltmediğim hala öyle durduğu üşen hatayı söyleyeyim. Alfabetik sırada normalde yani başı d ile başlayan oyunları t'ye koymam gerekiyordu. Yani The Last of Us t'de olmamalı mesela. Last of Us deyince L'ye bakıyorsun ama işte yok. Yani o yüzden e, o bir hataydı. O baştaki d hangi oyunda d'ı var yok onu hatırlama şansım olmadığından o bir hata oldu. Onu bir gün üşenmezsem düzelteceğim. Şimdi, burada PlayStation 3 koleksiyonda genel olarak çoğu oyunu oynadım bitirdim diyebilirim. Yani daha sonradan galiba PlayStation 4 çıktıktan sonra oynadığım oyunları, doğru aldığım oyunları daha doğrusu bitirmedim. Etrafta bir dünya ıvır zıvır göreceksiniz. Oyunlar haricinde işte şurada bir Gundam Zeta'dan Puru, ufak bir Puru figürü var. Burada Japonya'da işte sinemaya gittiğimde Evangelion'dan bulduğum Asuka kartı var. Burada e, gist 2017'de çektirdiğimiz Sabri ben ve Anıl'ın resmi duruyor yıllardır burada. Burada Urgun'un bana hediye ettiği bu hama mı neyi bunların ismi bilmiyorum Charmander Zertürk'lü var ne olduklarını bilmiyorum açıkçası onların. E, şu neymiş? sing Ha bunu Kutusunu kullanmak için almıştım herhalde ben bunu sadece 5 lira mıydı? Öyle bir şeydi. Sırf yani ekstra Nintendo kutusu olsun diye aldım. Yoksa Wii yani singin aparatı yok bende. Yani istesem de kullanabileceğim bir şey değil. Ve şurada bazılarımızın tanıyabileceği ilginç bir oyun var. Burada niye üvey evlat gibi burada tek başına duruyor derseniz efendim bu bir Bakugan oyunu. Evet. Bakugan oyunu. Bayağı ambalajı gördüğünüz gibi Bakugan oyunu. Sebebi ne? Çünkü kız arkadaşım bir Bakugan hayranı. Kendisi Bakugan oynamak istediği için aldım. Burada duruyor. Henüz kendisi oynatabilmiş değilim. Yani koleksiyonuma katmak istemem de emin değilim bir Bakugan oyunu. Ondan dolayı orada duruyor kendisi gizlenmiş şekilde. Ama artık ne olduğunu biliyorsunuz. Bir gün görürseniz odur. Burada oyunlar G sırasından devam etmekte. Şurada birkaç tane boş civil case falan filan var. Şimdi Marslar bilmemler falan filan. Burada bir MSI ejderi var. Lego şeklinde yapmıştım. Aa bayrağı düştü. Neyse dura dursun şurada. Ama sonra burada bazı ilginç oyunlar devam etmekte. Ninja Gaiden 3'ü mesela hala oynamadım duruyor. Bu saatten sonra dönebilecek miyim onu da bilmiyorum. Persona 4 Arena, Persona 4 Arena Ultimax bunları bulmak çok zordu. <laughs> Dokunmadım bile. Puppeteer falan çoktan insanların unuttuğu, ortadan kaybolan yani bir zamanlar bir umut vardı ama ortadan kaybolan PlayStation ekskluzilerinden, PlayStation 3 ekskluzilerinden. Hala 4'e gelmemiş olan bir tanesi. Bak bu ambalajda hala duruyor. Bunu ikinciye bulmuşum bu ambalajda. Red Dead Redemption'dan orijinalleri vesaire. Burada bir Kirby var. Hala paketinde bu Kirby's Epic Yarn oyununun yanında şu oyunun yanında görülebiliyor mu? Şu oyunun yanında verilen bir promosyon. Ee, gerçekten yünden yapıldığı için yani bunu ambalajdan çıkarırsam simsiyah olur. O yüzden ambalajda tutuyorum. Yıllardır böyle duruyor. Şimdi da çektik. Resistance oyunları hala PlayStation 4'e gelmeyen nadir ekskluzilerden ki İlk ikisi bok gibi oyunlar bence, üçüncü ama bayağı iyi. Üçüncüyü daha yüksek şeylerde, bir dakika Resonance of Fate tutuyorum. Şu an Resistance'dan bahsediyorum. Resistance 3'ün gelmesini isterdim şahsen e, PlayStation 4'e. Güzel oyundu Resistance 3, seve seve oynamıştım. Onun haricinde burada önemli bahsedilecek bir şey var mı? Heavenly Sword, Launch Title'lardan. Ne kandırmıştı bizi şu oyun. God of War'ın şeyi olacak falan. Yani bok gibi oyundu. Onun haricinde evet. Şu galiba hala yeni konsollara çıkmayan oyunlardan. Imagine the First Kingdom ki çok iyi bir oyundayız zaten. Onun da genel olarak mesela Naruto almışım bir ara. Ultimate Ninja Storm 1, 2, 3 olduğu için içinde hiç dokunmamışım bile. Hala ambalajında durmakta. Hiç gibi oynamamışım. Efendim bu kısımda arkada bilmiyorum uzaktan ne kadar belli oluyor ama Gundam kitlerim ve şurada arkada da 100.000 plaketim var. Hiçbir yerde göstermediğim insanların bana senin 100 bin plaketin yok mu dediği. Aslında olan ama benim oraya buraya bir şekilde ne bileyim gösteriş yapmak istemediğim şey yapmadım. Şu arada korkuyorum hani göstermeye. Biraz zoomlayayım. Çünkü şu alet inanılmaz dengesiz. Ben iyi bir şey e, kit builder'ı değilim. İyi bir gampla builder'ı değilim. O yüzden yaptığım kitler çok dengesizler. en ufak bir şeyde paramparça oluyorlar. O yüzden hareket ettirmemeye çalışıyorum. Hatta sırf o yüzden bu sekme bu kısım diğer taraflara göre çok daha tozlu çok daha pis çünkü bunları kaldırıp tozunu almaya korkuyorum dağılacaklar diye. Ama benim 100 bin plaketim bunun arkasında gizli. hamda orada. Yazı falan. Bakayım. Fır. Yok. Odaklanamıyor sevgili kameram. İh. 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 Kendi ismimi görmeye çalışıyorum da. Şurada bacakların arasında kalıyor galiba. Gözükmüyor. Neyse boş verin gözükmüyor. Sonuç olarak bunlar benim kampla kitlerim e, ee, Japonya'ya gittiğimde aldıklarım bazıları. Bazıları buradayken kendim aldığım. Yani aralarında favorim galiba hala şu. En sevdiğim dizayn da de zaten o. Hayno Gundam. Gundam'ı seviyorum. Gundam'ın hayatımdaki yeri önemli. Burada PlayStation 3 oyunları bu kısımda devam etmekte. Dediğim gibi alfabetik sıraya göre dizdiğim ve yanlış yaptığım şeyler baksanıza. Mesela Sly Cooper, Sly, The Sly Trilogy. Şurada D diye başladığı için T'ye koymuşum. Ona sonra Sly Cooper, Thieves in Time yanına koymuşum. Yani alfabetik sıraya göre dizdim oyunları ama şey değiller aslında. Ee, nasıl anlatayım bunu? Çıkış sıralarıyla da alakalı. Sadece alfabetik değil. Mesela bir tanesinin e, nasıl? Bunu en iyisi şöyle anlatacağım. Yani bir türlü şeye dökemedim. Evet en iyi anlatılacak yer burası. Mesela Assassin's Creed'de işte Assassin's Creed 1, 2 diye başladı. Ondan sonra Revelations, işte Brotherhood, Zartut falan filan geliyor. Burada normalde alfabetik bir seri yok isimlere bakıldığı zaman. Ama hani o, ya aynı seriyi mesela kendi içerisinde alfabetik şeyi sıraya göre dizmektense çıkışına göre diziyorum. Mesela Creed bir çıktı, sonra iki çıktı. Ondan sonra Brotherhood çıktı, sonra Revelations çıktı. Sonra 3, sonra Black Flag, sonra Rock falan filan diye gitti. O şekilde dizdim. Hani seriler kendi içerisinde ilerlerken alfabetik şeye göre değil çıkış sıralarına göre ilerliyor. Burada da olduğu gibi mesela Call of Duty işte önce World at War çıktı sonra Modern Warfare 3 çıktı sonra Black Ops çıktı gibi gibi. O şekilde ilerliyor. Bu arada herhalde PlayStation oyunlarım içerisinde kapağını en çok beğendiğim oyunda Catherine'dir diye düşünüyorum. Kapak dizaynına bayılıyorum bu oyunun. Ya bunun bir alakası yok bu arada. Gerçekten bence çok güzel çizilmiş. Renkleriyle bilmem nesiyle her şeyle renk uyumlu. Çok 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 hoşuma giden bir kapak dizaynı. O bence çok severim. Daha sonra vesaire. Neyse. Buraya gelmiştik en son. Şurada iki tane Sonic oyunum var. Sonic the Hedgehog tabii ki gelmiş hiçbir şey en iyi ondan. Sonic All Six yani Sonic Generations. Sorcery milletin unuttuğu çoktan işte evrenden silinen move büyü oyunu. Millet bayağı heyecanlıydı ama sonra kayboldu gitti. Burada Tales oyunlarım var hiç oynamadım. Şu The Fight zamanında çift move'la bayağı bir oynamıştım. Ciddi teraktırıyordu şu Sports Champions'lar falan filan fena değildi. Starhawk'lar, Orange Box'ım varmış. Rich Tank Clank gördüğünüz gibi hala ambalajında açılmamış. Rich Tanklar Clank'lar neler falan filan. Tomb Raider, Transformers'lar, Zart'lar, Zurt'lar falan. Ben Vanquish özel böyle bir şey Kutusu varmış. Bakayım. Üç boyutlu, ya yeah. evet her neyse. Ee, Widener konik kızlar, asla ikinciyi oynamadım. Yakuza 3, 4, Zone of the Enders falan filan. Ve burada PlayStation 3 kısmı bitiyor. Hemen Bumblebee ile beraber. zamanda Hasbro'nun yolladığı Bumblebee figürü ile beraber. Hemen şurada bitmekte kendisi. Bunun hemen altında ee, boyut olarak uyumlu olmayan şuraya ikiye bölmüştük burayı Orhun düzenlemiş galiba ufak Gundam'larım var toz görülebilir üzerimde gerçekten zavallı Gundam şey miydi Tron Einz miydi bunlar Tron Einz diye hatırlıyorum evet Tron Einz var şurada bir Digimon kitim var Omega Monum var ee, Unicorn Gundam'ım var ve Vorgremon'um var şu yukarıda kutusu olan şeyim var burada bir de neydi lan bu unuttum bile Virtue miydi bu Gundam'ın ismi hatırlamıyorum her neyse. Alt kısımlar genelde bu noktadan sonra önemsiz oluyor. Genelde benim için önemli kısım buraya kadar. Buradan sonra işte şuraya şeyleri falan dizmişim. Gelen mighty magları falan dizmişim. Kutular vesaire falan filan koymuşum buralara. Her şey çok önemli şeyler değil. Bu rehberlik döneminden kalma benim okuduğum kitaplar. Malum insan rehberken her gün ders çalışması gerekiyor. Evet efendim şimdi ikinci kitapların ikinci bölümüne gelmiş durumdayız. Koleksiyon. Buradaki üst kısım burası nasıl Nintendo'ya ayrıldıysa buradaki üst kısım da tamamen koleksiyona normalde uymayan şeylerle dolu olan kısım. Bunların çoğu bana hediye gelen şeyler. Kendim satın aldığım burada ne var? Ee, bir Life is Strange var utanarak yani aldığım gerçekten e, rezalet çıkan. Mass Effect Trilogy var şurada. PlayStation 3'ün zamanda aldığım içi boş şu anda Şeyi çünkü şuraya dizdim. yani Mesela orada duruyor. Ee, Dark Souls 1'in PlayStation 3'i, Limited Edition'ı bir de Dark Souls 2'nin PC versiyonu var. Onun haricindeki buradaki şeylerin çoğu, bunlar dahil hepsi hediye diye hatırlıyorum. Ee, yanlış hatırlamıyor isem eğer. Ee, hediye oldukları için de evet genel koleksiyonum uyumsuzlar. Normalde benim satın alacağım şeyler değil pek çok ama e, güzel duruyorlar. Mesela şu kısımda neler varmış ekstra olarak bakalım. Hmm. Bu bana Talha'nın verdiği Tales of Vesperia'nın Xbox 360 metal kutulu versiyonu. Yanlış hatırlamıyorsam birinci bölgeydi. O yüzden koleksiyon bile eklememiştim. Şu yandaki Metal Gear şunun içinden çıkan orada duruyormuş. Metal Gear Rising var. E, metal Gear Solid 2 e, Sons of Liberty PlayStation 2 için bu bana Orhun'un hediyesiydi. Şu Final Fantasy onun iki benim kendim şey zamanda PlayStation 2'de orijinal sahip olup oynadığım oyunlardan bir tanesi. Ratchet Clank'in orijinal Greatest Hits, iğrenç renkte Greatest his, Hits, Ratchet Clank varmış. Bunda Oh'un hediyesi. Force Unleashed Amerika'ymış PlayStation 2. Ondan sonra burada gene bunlar da Oh'un hediyesi. Bu da Oh'un hediyesi bu arada. Mario şeyi vurunca böyle yıldız yıldız çıkan bir Mario. Galiba ses çıkarıyordu bu ama bozuldu ne oldu? Bu Talha ile McDonald's'tan ee, şey yaparken aldığımız, Mario Man'lerinden aldığımız Bowser. Birazcık odaklanabilirse göstereyim size. Böyle bir nereden basıyorduk buna? Bir yerden basıyorduk ağzındaki şey atıyordu. Neyse şimdi onu bulmakla uğraşmıyorum tekrardan. Orada Force Unleashed var. Orhun'un hediye ettiği Kotor 2 miydi 1 miydi o? Ee, Night of the Republic 1 herhalde. Kotor 1 galiba. Aynen. Gerekenler zaten söylediğim şeyler. Ondan sonra burada Cardinal'in bana doğum gününde hediye ettiği çeşitli Legolar var. Harley Quinn, ondan sonra Batman. Şu kendi başına büyük bir Batman. Şu kutu zaten ondan çıkmaydı. Yani Batman, Batwoman ve yanında tanımadığım bir karakter. Şu Batman e, kumbarası. Bunlar hepsi Cardinal'in bana e, yılın çeşitli zamanlarında, doğum gününde, işte ondan sonra yıl dönümümüzde, yıl başında, sevgililer gününde falan filan verdiği güzel hediyeler. Bunlar gene e, odaklanabilirse her sevgili şey, kamera. Orhun'un verdiği şeyler şu bir Ruyu Amiibo'su. E, hiç kullanmadım herhalde. Bunu da Orhun hediye etmişti. E, aynı hani şekilde burada bir gisten mi? Bunu giymek ister mi? Nereden almıştım hatırlamıyorum. Winston'ın ufaklığının şeyi. Şurada bir e, çakma NES kontrolcüsü var. Gerçek kontrolcü değil. Gerçek kontrolcü sadece iki tuşu var. Bunda ekstra iki tuş eklemişler turbo olarak. Bunlar gerçek değil. Çakma Atari kontrolcüsü. Onun kablosunu kesip orada sergilemek için koymuştuk zamanında. Bu kesim bu kısım böyle. Yani koleksiyona uymayan çeşitli fark farklı farklı itemların durduğu bir bölüm. Varsa buraya eklenmesini istediğiniz hediyeleriniz seve seve kontrol şey yapar. E, kabul eder. Sergilerim burada. Burada bir de unuttuğum Xbox One Türkiye ilk gelişinde Xbox One X şeyinde miydi bu? Xbox One X etkinliğindeydi galiba. Getirilen bir Forza Horizon Porsche şeyi varmış. Ufak arabası varmış çıkarmamışım ve koymuşum. Evet buradan sonra da zaten PlayStation 4 bölümü başlamakta. Bu arada hiç sormayın kaç tane oyunum var diye hiç saymadım. Sayacağımı da zannetmiyorum. Ee, bu saatten sonra bu koleksiyonun doğru düzgün büyüyeceğini de zannetmiyorum zaten. bir zamanlar gerçekten çok severek alıyor, oyun alıyor sürekli büyütüyordum burayı ama şu anki ekonomide yani bir oyunun 500-600 olduğu özel kutulu aldığın zaman ekonomide benim bu koleksiyonu daha fazla büyütme şansım yok. O yüzden de zaten son 1-2 yıldır doğru düzgün hiç büyümedi, doğru düzgün hiç oyun eklenmedi buraya. Ee, buradan böyle başlayan, yavaş yavaş geçireyim işte Call of Titler, Crash Bandicoot, Dark Souls 2 ve 3, buraya bir Dark Souls 1 Remastered lazım. Days Gone, Hayvan Gibi Oynadığım, Destiny 1-2, Did I Become Human, Deus Ex'in metal kutulu versiyonuymuş, da. 1 Edition. Sonra Devil May Cry 4 koleksiyonumdaki tek ikinci bölge olmayan oyun. şeye Batıya <coughs> kutulu çıkmadığı için Japonya'dan import ettiğimiz, neyse ki üzerinde garip grup yazılarının yazmadığı. Yani ben çok takılıyorum böyle şeylere. İngiltere bölge olmayan oyunların normalde bu tas koleksiyonuma eklerim ama bunu eklemek zorunda kaldım. Çünkü başka bir versiyon yok. İki Digimon oyunu. Tepe tepe birbirinin aynı oyunlar. E, ee, aldığım ama hiç oynamadığım hala Ambalaya Duran Dizidia. Dragon Quest oyunları. İşte ikisini de bitirmediğim. Dreams çok az oynadım. Bu aldığım son kutulu oyunlardan bir tanesi. Dreams bu yıl aldım Ondan sonra işte Fallout, Far Cry, Final Fantasy'ler, For Honor, Ghostbusters. Sadece ilk izlerim çekip bir daha yüzüne bakmadığım iğrenç oyun. Gravity Rush'lar, Rambalajında duran bir Hitman sezon 1 hiç dokunmadım. Homefront sadece bir kere şeyde oynandı bir daha bu yüzüne bakılmadı. Bakalım ondan sonra burada bir Evangelion Unit 01 var. Ee, birazcık fokuslanırsa eğer yani göstereyim size odak, odaklamalı mı odaklamalı bilmiyorum. Kendisi bu arada bu aslında şey diş fırçalığı buraya diş fırçası koyup hani banyoda kullanmak için yani ama ben kıyamadım. Fena da gözükmeyen kalite anlamında bir şey olduğu için burada duruyor. Evangelion adında bir şeyler olsun dedim. Yani şunlar haricinde oraya geleceğiz birazdan. Evet burada neler varmış. klasik oyunlar. Kingdom Hearts'lar. Life is Strange. İğrenç oyun. Little Nightmares. Dünyanın parasını verip gerçekten sadece 2 saatte biten. 120 lira verdikten sonra sırf kutulu olsun diye. 120 lira verdikten sonra 2 saatte biten sevgili Little Nightmares koleksiyonumun karakoyunlarından kendisi. Gıcık oluyorum. Mad Max, Mass Effect Metal Gear'lar, Metro Redux falan filan falan filan falan filan. <laughs> Mountain Blade Warband, PlayStation 4'e çıktığında bunları bildiğin neredeyse bedavaya dağıtmışlardı. Ne kadar aldık bunu? 5 liraya mı aldık? Öyle bir şeydi yani şu kutu. Sırf kutu olarak bunu diye Gördüğünüz gibi ambalajı hiç kullanmadım. Sadece koleksiyonu eklemek için aldığım şeyler. burada koleksiyonumun en değerli parçaları gene Persona 5 ve Persona 5 Royal ikisi de özel bu Day One Edition'ları, Steelbook Edition'ları ikisi de. Persona 5'in orijinal, orijinal Persona 5'in Steelbook Edition çok güzeldi. Yani Royal birazcık kolaya kaçılmış gibi dışında bir de şu çok rahat hasar alan karton kutular var sevmiyorum onları. Bu çok daha havalı bir şey dışındaki böyle çok daha havalıydı güzeldi bu. Bu biraz üzüyor ama sonuç olarak gene koleksiyonumun değerli parçalarından efendim. Aynı şekilde Rhyme. Bak Little Nightmares'ı aynı dönem almıştım. Bunu aynı şekilde 120 lira falan vererek ve bu 6-7 saat falan süren bir oyunda, O yüzden parasının hakkını verdi diye biliyorum. <laughs> Ama Little Nightmares 2 saatte bitip beni cidden çok sinir etmişti. Bakalım burada neler var. Yine hiç ambalajını açmadım. Aldım ve oynayacağımı zannettiğim CRPG oyun. Star Ocean dokunmamışım bile. Burada gene Orhun'un bana hediye ettiği bu aynı Charmander'a benzeyen Batman hamasıydı onun ismi galiba. Bundan var. Burada birkaç Tyrion Fallout falan. Burada birkaç pin varmış. Kingdom Hearts 2.5'un içinden çıkan pinler. iki tane bulunmakta bende. Biri paketli. Odaklan kamera. Odaklan. Hı. Biri paketli. Bir de burada bir Wind içinden çıkan anahtarlık vardı. Gözükürse eğer. Odaklan. Çok odaklanmadan oldu olduğu Evet, ondan sonra burası. Nasıl bu ki burada Gumball'lar varsa burada da çeşitli figürler ve bazı özel Collector's Edition şeyler var diye hatırlıyorum. Burada Japonya gittiğimde aldığım Evangelion kızları var. Ee, i̇şte Asuka'dır, Mari'dir, Rei'dir ve Misato. Sevdiğim Evangelion karakterleri. Şu an fark ettim. Misato niye diğerleriyle aynı boyda hatta diğerlerinden daha kısa? Misato normalde diğerlerinden çok 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 daha uzun olması gerekiyordu ama niyeyse ise figür, figür serisinde aynı boyda yapmışlar can sıkıcı. Ortada e, Raiden'ın var. Oldukça havalı poz verdiği, daha Orhun'un poz verdiği. Raiden var. Orhun genelde gelip bununla oynuyor. Pozunu değiştiriyorsan kendi de yokmuş gibi. Sevmiyor böyle gözükmesini. Arkada ise çok fazla şey bozmadan bu Wii U oyunları var. Zamanda Wii U için aldığım özel kutulu oyunlar var. Super Mario Maker'ın zaten standart versiyonu böyle geliyordu diye hatırlıyorum. Hatta o orada baksanıza gene kara koyun gibi şeyde bütün Wii U oyunları işte işte turkuaz o şey sarı sinir bozucu bir rengi var. Ee, arkada Star Fox'un aldığım bir zamanlar dolar e, 7-8 lira değilken bu tarz özel versiyonlar alabiliyorduk ve aşağı yukarı neredeyse standart oyuna aynı fiyata geliyordu. O zamanlar aldığım özel versiyon var. İçinde hem Star Fox Zero hem Star, Fox, Star Fox Guard ne bok çıkıyordu işte. Şurada yazıyor Inglots falan filan. Onun arkasında Xenoblade Chronicles en sevdiğim kapak dizaynlarından biri çünkü Mac var. Bu da gene içinde metal kutusu bilmem nesi falan filan. Wii değerli parçalarından bir tanesi benim için burada Project Zero var. Ee, benim için değerli değil ama internet için oldukça değerli olan bir oyun bu. Çünkü Project Zero şu Fatal Frame'in en son çıkan versiyonu bu bu oyun e, kutulu olarak normal şekilde piyasaya sürülmedi diye biliyorum. Sadece bu şekilde limit edition şeklinde galiba kutulu olarak sunuldu. Ve şu an sıfırları galiba 400 eurodan falan satılıyordu. En son baktım değil ebay'de. Ne mutluluktur ki benimki de sıfır. Çünkü aldığım ve oynamadığım şu an sıfır şekliyle duruyor. Ambalajıyla bilmem nesiyle. Bir gün satarsam zenginim. O zamana kadar daha da değerlenirse sıfır korumaya devam edersem bu şekilde bu kondisyonda süper olacak. Arkada Twilight Princess'in özel Collectors versiyonu var içinden bir bok çıktı yoktu sadece işte Wolf Link Amiibos çıkıyordu sadece içinden. Ee, daha farklı bir paket olur diye almıştım ama pek düşündüğüm kadar bir şey yoktu. Ee, bu kutuların hepsini zaten hani özel e, dış kutular bunlar. Oyunların kendi şu olara dizili. Hatta aynen Project Zero Maiden Zarut da burada ve e, gördüğünüz gibi sıfır hala ambalajı üzerinde. Evet o şekilde sıfır sayılıyor yani onu oradan çıkardığım için sıfırla gitmiş değil o zaten etrafında bir ambalaj olmadığı için istediğim an çıkarabiliyorum. Ve PlayStation 4 oyunlarının son kısmı burada. Öncelikle burada ufak bir şöyle göstereyim. Umarım odağını koruyordur. Ufak bir Batmobile Hot Wheels koleksiyonumuz var. Bunların hepsi gene Orhun'un hediyesi. Orhun ne çok hediye veriyormuş diyebilirsiniz. Evet Orhun bana harbiden bayağı fazla hediye getiriyor gidip gelirken. Bunlar da onun hediyesi. Benim Batmobile'i çok sevdiğim bildiği için buldukça satın alıyor. Bunlar ucuz şeyler. Ama güzel oluyor. Burada duruyorlar. Şu an farklı farklı Batmobile'ler var. İşte Arkham Knight'taki falan. Eski 1960 serilerindeki. Ondan sonra Batman Brave and Bold muydu? Ondaki falan. Şurada da işte en son Nolan Batman'in Batmobile'i falan filan. Renklerin bok gibi olduğuna bakmayın. Yapacak bir şey yok. PlayStation 4 oyunları burada devam etmekte. Hiç çeşitli oynamadığım gene Walker Chronicles var mesela. Almışım. Ambalajını duruyor. Ki Walker Chronicles'ı ben zaten PlayStation 3'te şey yapmıştım. Oynayıp bitirmiştim. Yani o yüzden hiç açmamışım. Bile sadece koleksiyonu eklemek için koymuşum buraya belli ki. Walker Chronicles benim normalde PlayStation 3'te aldığım ilk 3 oyundan bir tanesi. Walker Chronicles, Batman Arkham Asylum ve God of War 3. PlayStation 3'üme ilk sipariş verdiğim 3 oyun ve doğal olarak ilk bitirdiğim 3 oyun aynı zamanda PlayStation 3'ünde. Burada çeşitli oyunlar devam etmekte. Şurada Yakuza'ların özel versiyonları var. Yakuza Kevin 1 ve 2 ikisinin de şeyi çok kötü. Baksana Y içinde kalıyor mesela. Şeyin dış kabın içinde kalıyor yani Y'ler çok sinir bozucular. Çok, güzel, çok kötü. Yakuza altın dizayn çok daha kötü bu arada. Bildiğim böyle iğrenç bir karton kutu da vermişler. Yakuza altıyı bu oyun tam zaten benim için bir hayal kırıklığıydı. Kapak dizaynı bile çok kötü ya. Çok kötü bir Photoshop bir şey gibi yani. Sevmiyorum bu versiyonu kesinlikle. Burada birkaç e, nereden aldığımı hatırlamadım ama çok ucuza muhtemelen aldığım böyle tanesini 2 3 liradan aldığım şeylere falan var. Miyazaki filmleri falan filan var. Zoom yapmaya çalışmamıştım elimdeydi. Neymiş? Totoro varmış. Kırmızı kanatlar. O hangi film lan? Ha Porco Rosso. Okey. Bir de Laputa varmış ki yani ben bir tek Totoro'yu seviyorum zaten. Laputa hiç beğendiğim film değil. Crossfire diye bir film var orada. Blu-ray film kimdir neyin yanında promosyon olarak verdiler. Bir de zamanda Hasbro'nun gönderdiği Mighty Max pakinden çıkan Civil War'un DVD'si var efendim. DVD film evet. Burada e, son kısım artık ona sonra dediğim gibi boşluk daha çok kitaplığımın manga koleksiyonu kısmı. Gene doların böyle 1.72 olduğu zamanlarda falan bunların tanesini 20 liraya en pahalı berzerkleri de 30 liraya falan satan alabildiğim güzel zamanlardı. Şu an her biri bunların yok 60-70 lira bir cildi. Berzerkler olmuş zaten 120-200 lira falan. Artık manga da o yüzden gelişemiyor. Burada birden 9'a kadar bunların İngilizce bu arada. Birden 9'a kadar berzerkçileri var. Ayıla bayıla okuduğum devamlı internetten okumak zorunda kaldım. Yotsuba var 2 cilt. Broken Blade zaten e, İngilizce olarak sadece 3 cilt basılmıştı. Devam edilmedi ondan sonra. Bunu da internetten takip etmek zorunda kaldım. Claymore birden e, 19'a kadar ciltlerin olması lazım diye hatırlıyorum. Aynen. Ama bir ara hata yapıp 18'den 2 tane almışım. Nasıl becerdiysem. 2 tane 18. ciltten almışım garip şekilde. E, yani hiçbir işime yaramadan orada duruyor. Ne satarsın ne bir şey yapabilirsin. Şurada 2 tane e, zamanda gerekli şeylerin bastığı 3 tane imşatta. Evet film kamera fazla ısındığı için kapanmış. Sony kameraları maalesef vazgeçilmez sorunlarından bile de yani kronik. E, şunlardan bahsediyordum. Bu üçü zamanda gerek şeylerin ilk Türkiye'ye getirdikleri mangalardan. Işte Naruto, Helsing, Berserk üçünü de Türkçe olarak basmışlar. Ben de Berserk'in zaten birinci ilde olmasına rağmen Türkçe olarak sırf destek olmak amacıyla satın almıştım. Ama daha sonradan kendilerini sosyal medyada Yaptıkları bazı açıklamalardan, bilmem sonra kendilerinden epeyce bir soğumuştum. Zaten çevirileri de oldukça başarısız bulmuştum İngilizceden çevirdikleri için. Zaten çevirinin çevirisi olduğu için bildiğin gerçek metinle neredeyse uzaktan yakından alakası kalmamıştı. Aşırı Amerikanize edilmiş, ya aşırı, aşırı Amerikanlaştırılmış bir Türkçe konuşuluyordu. Niyeyse, normalde öyle olmaması rağmen. Şu neymiş? Benim eski kullandığım Elgato modeli. Şu an hala bu kaçıncı el acaba? Bu benim ilk el 60 FPS bile desteklemiyor. Sadece 30 FPS desteklediğim ilk el da burada kalmış. bildiğim bunları tabii ki ince iyi yolluyorlar. Burada ada... Ulan arkadaş ya sen şeyden kurtulamadın ya o kadar fazla düşüyor ki bu. Aralarındaki en dengesiz bu herhalde. Ondan da sürekli düşüyor yani dengeli duramıyor. Burada da ufak yani çibi Power Ranger'larım bulunmakta. Bunlar kimin hediyesiydi lan? Bunlar Orhan'ın hediyesi miydi? Bunlar Furkan'ın hediyesi miydi? Bunlar kimin hediyesi bilmiyorum ama benim hediyesi gene. Power Rangers sevmeyen biri bana bende durmasının bir anlamı yok Allah abi sen seviyorsun diyerek bana vermişti. Bu da büyük oranda turumuzu, kitaplık turumuzu tamamlamakta. Şurada Mighty Maglar bilmem ne gibi kutular var. Burada e, canlı yayınlarda şey yapan bir arkadaşın bana gönderdiği Dark Souls şeyleri var. Bunları asacağıma söz vermiştim ama bir türlü tam korona moruna girince araya çıkıp bir yerden bir çivi alıp e, asmak nasip olamadı. Bunları şurada sergilemek, şu boşlukta sergilemek güzel olacaktır diye düşünüyorum şahsen. Oh mis gibi de tahta kokuyor. Ay. Evet. Burada ne varmış en son? Hmm. Burada hali ufak tefek bir şeyler varmış. Marvel hakkında bilmeniz gereken şey bu. Hasbro'nun şeyinden çıkmıştı diye hatırlıyorum. Burada 20th Century Boys mangalarım var. Hiç açılmamış ve okumamış mangalar. Buradaki tüm mangaların hepsi okundu. Bundan hiçbiri okunmadı. Bu 20th Century Boys'un da çok 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 iyi bir manga serisi olduğu söyleniyordu. Ben de ondan dolayı merak edip almıştım ama sonuç okuyamadım. Zaten yarısı var yarısı yok burada. 20 cilt olması lazım toplamda. Ben de sadece 10 cilti var. Geri kalan 10 cilt bende yok. Şu an satın almaya çalışsam herhalde tanesine 150 lira öderim. Yani 1500 liraya da bir manga setine verecek halim yok açıkçası. Şurada son yıllarda birazcık okumaya çalıştığım bazen okuduğum, bazen okuyamadım. Genel olarak fantastik kitaplar falan filan bir şeyler var işte. Witcher kitapları The Song of Ice and Fire. Fire and Ice ne boksu işte. Game of Thrones işte onlar falan filan var. Bu kadar kitaplığım. Bundan ibaret efendim bu kadardı işte. Şu kamerayı çevirip şu an kendimi gösterebilirim ama böyle bir şey yapmak istemiyorum. Çünkü kullandığım arkadan burayı aydınlatmak için kullandığım ışıklar e, ebeme atladı. Felaket şu an terlemiş durumdayım. Saçın başım o kesinlikle videonun başlangıcındaki noktada gibi değil. Baya su içerisindeyim şu an. Videoyu bitirip gidip duş almak istiyorum hatta. Şurada Anıl'ın Amerika'dan gelirken galiba bir maçta yakaldıydı diye hatırlıyorum. Hatırlıyorsam bir beyzbol topu var. Onu da sorarsanız diye söyleyeyim. Kendisi Amerika'dan geldiğinde onu buraya getirmişti. Hala da durur. Anıl'ın getirdiği bazı şeyler buralarda duruyor. Hala Aha da bu kadar efendim. İşte benim kitaplarım sürekli sorup durduğumuz bu kitaplıkta ne var? Kitaplarını göster, oyunlarını göster dediğiniz kitaplık bu. Çok da özel bir yanı yokmuş değil mi? Yok. Yani dedim gibi bu koleksiyon bir zamanlar benim için değerliydi ama artık geliştiremeyeceğim bildiğim için ekonomik durumlardan dolayı ufak ufak her geçen gün değerini kaybediyor. Bir arka plan olarak güzel ama dediğim gibi o manevi değerini geliştiremeyeceğim bildiğim için o manevi değerine birazcık kaybediyor gibi sanki zamanla. Bir şekilde geliştirmek yani şuraya bir Sephiroth figürü falan koymayı çok isterim. Mesela Raiden'ın yanına bir yerlere böyle bir figürlerle falan en kötü ihtimalle geliştirmek istiyorum. Yani bu saatten sonra yüksek mevlalarda bir şey ödeyeceksem en azından figür var bir şey olsun. Yani içinde sadece bir disk bulunan bir kutudan ibaret olmasın. Çünkü kutuların içinden zaten hiçbir şey çıkmıyor artık. Ee, tabii ki aklımda kalan yani en azından PlayStation 4'te mesela elimde kutlu olarak bulunmayan ekskluzif oyunları falan filan ekleyerek hmm, ya en azından ekskluzifleri tamamlayayım diyorum. Bütün third party oyunları zaten koymama gerek yok. Çoğu PC'de var ama en azından ekskluzif olanlar kutlu olarak bulunsun istiyorum. Evet bu kadar efendim gibi kamerayı kendime çevirmeden bitiriyorum. Buyurun 300K'mız kutlu olsun diyorum. Bu artık onun 300K ile ne alakası kaldı onu da bilmiyorum ama bu kadardı. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Eğer gerçekten buraya kadar izlediyseniz bu ne gereksiz video demediyseniz eğer anında buydu. Haydi bakalım. Görüşmek üzere herkese. Bay bay.